Bu da hayvanat bahçesinde ölen bir ceylan yavrusuydu. Bunlar avlanması yasak hayvanlar. Bunlar böyle kazalardan ölen hayvanlara Doğa Koruma Milli Parklar görsel olması açısından, ölümsüz olması açısından bu şekilde taksidermi işlemlerini yaptırıyorlar. Peki, biz de buna böyle bir çalışma yaptık. Bu hale gelmesi kaç gününüzü alıyor? Dediğim gibi bu 40 gün kadar süren bir işlem. Yani toplamında baktığınız zaman derinin tabaklanmasından teslimine kadar 40 gün üzerinde emeğimiz olan bir iş. Buradaki tüm hayvanlar için süre aynı mıdır? Tabii ufak tefek değişiklikler oluyor. Yani 20 günde biten işlerimiz de var. Kuşlar mesela 10-15 gün kadar sürüyor teslim etmemiz. Ama bizim en küçük işimiz 10 gün sürer. Yani üzerinde tamamen 10 gün çalışırız en küçük işimiz. Peki sizin yaptığınız bu işi Türkiye'de yapan kaç tane firma var Kaan Bey? Resmi olarak bildiğim iki firmayız biz. Bir Çorlu'da arkadaşımız var. Biz varız. Yani fatura kesebilen, ticari anlamda söylüyorum. Ama hobi amaçlı yapan da 3-4 kişiyi tanıyorum. Yani kuş dolduran vesaire kuş, bunu hobi olarak yapan pek çok arkadaşımız var. Yani iki firmadan biri olmak sizi hakikaten bir ayrıcalık da hale getiriyor. Öncelikle bunun için tebrik ediyoruz. Rica ederim. Bizim farkımız şurada. Her ikimiz de anatomiyi çok iyi biliyoruz. Çok iyi gözlemliyoruz ve gerçeğe en yakın formları oluşturuyoruz. Kaan da estetik olarak çok başarılı, hayvanın en ufak mimiğine kadar gerçekleştirebilen bir sanatçı. O nedenle onun başarısı benden çok daha üstün. Ben kendimi sadece şimdi deri işleme ve manken hazırlama kısmına... Bu işin zirvesi Amerika olarak bilinir, taksidermi atölyelerinin. Biz şu anda Amerika'daki taksidermi atölyeleriyle aynı teknikleri, aynı yöntemleri kullanarak bu işi yapıyoruz. Tekrar tebrik ediyoruz. O zaman buradaki hayvanları bize kısaca bir tanıtın. Bunu çeşiden alırsan. Bu bizim yerli Türkiye'nin Bezoar ibeksimiz, dağ keçimiz. Bizim Türkiye'ye yani evet, Türkiye'nin av turizminde en önemli hayvanıdır kendisi. Bu da güzel bir örneği. Bu da bunu yaptığımız, evet, yaptığımız yeni yaptığımız bir çalışma. Hemen fuardan önce bitirdik, sıcak sıcak buraya getirdik. Arkada gördüklerimiz Afrika antiloplar var. Türk avcılar Afrika'da da av yapıyorlar ve bu avlar buraya geliyor. Eskiden oralarda taksidermi işlemleri yapılırdı. Artık biz de burada en iyi kalitede yapabiliyoruz. Afrika'dan bu size nasıl geldi? Afrika'dan orada bizim gibi taksidermi atölyeleri bunları bizim işlem yapabilmemiz için ön hazırlığını yapıyorlar. Tuzla kurutuyorlar ve bize sert bir şekilde koliyle gelir bu. Gümrükten çekilir. Ondan sonra biz buradaki tekrar kimyasal işlemlerini yapıp taksidermi işlemlerini gerçekleştiririz. Afrika hayvanı. Bu kudu dediğimiz antilop. İşte burada reedback dediğimiz bir küçük bir antilopumuz var. Burada Afrika yaban. Evet, Afrika. Bu duvarda gördükleriniz. Bu Afrika yaban domuzu Warthog. Böyle dişleri büyük bir hayvandır. Bu belgesellerde sık görürsünüz. Impalalar. Impala. Evet. Bu çok güzel bir hayvandır. Kudu, Niyala dediğimiz güzel bir antilopumuz. Impala. Evet. Bu Niyala antilopu. Bu Romanya'da avlanmış çok iyi bir trofe bu da. Çengel boynuzu dağ keçisi. Bu Türkiye'de de var. Bu Romanya'da avlanmış olan bir versiyonu. Karpat şamuası diye geçer. Bu öyle. Şurada gördüğünüz yine Anadolu. Full olarak doldurduğumuz bu bizim kendi yerli çengel boynuzlu dağ keçimiz. Bunu da yaşadığı evet, ortama uygun kara basmış. Evet, bu da yaptık. Öyle bir versiyon yaptık. Karda ayakları nerede vuruldu veya nerede yakalandı? Bu da Yusufeli. Artvin Yusufeli. Evet. Yüksek bir yüksek irtifa hayvanlarıdır bunlar. Burada işte kıl kuyruk ördeklerimiz var. Biz kanatlı küçük kuş tanıkları da yapıyoruz. Burada kıl kuyruk ördeklerimiz var. Böyle güzel bir kompozisyon yapıyoruz işte kuşlarımızda. Peki bu yaptığınız işle ilgili olarak yoğunluğunuz nedir? Avcılar mı daha çok getiriyor size yoksa az önce bahsettiğiniz işte kurt köpeğinin geldiği gibi yaban turizmi, hayatından mı? Evet, av turizmi tabii büyük çoğunluğunu tutuyor. %60-70 gibi. Bir %30'luk bir kısımda Doğa Koruma Milli Parkları'nın illegal avcılıktan ve kazalardan elde ettiği ürünlerden hayvanlarda tahnitlerini yapıyoruz. İhsan Bey, maliyetli bir iş mi? Maliyetine de yani belki işin özelidir bu ama genel anlamda seyircilerimizin evet, en azından fikir maliyetli, sahibi olması açısından. Çünkü kullandığımız bütün malzemeler euro ve dolar bazında satın alıyoruz. Ondan haşır neşir oluyoruz ve o dolayısıyla maliyet dolar ve euro bazında artış veya azalış gösteriyor. Evet. Ayrıca dediğimiz gibi emek yoğun bir iştir. Yani 40 gün kadar sürüyor. Onun için fiyatlarımız kuşlar
300 liradan başlıyor atıyorum. Ya yani işimize göre 12-15 bin liralara kadar çıkan işlerimiz de oluyor. Yani 5-15 bin arası avcı böyle bir şey yaptırmak istediğinde daha makul fiyatlar. Bir daha keçisini şoldur mantığını şu an 1500 liraya yapıyoruz. Anladım. O zaman 300 dediğiniz kuş fiyatıyla başlıyor. Kuşlardan başlıyor. Evet. Yani baz fiyatımızla tavan fiyatlarımız o şekilde değişiyor. Biz emrimizden gelen makul seviyede tutmaya çalışıyoruz. Vallahi Türkiye'nin önde gelen bu konuda iki firmasından biri olmanız muhakkak size ciddi bir ayrıcalık sağlıyordur. Biz İhsan Bey ve Kaan Bey, baba oğul sizi tanıdığımız için çok memnun olduk. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Tebrik ediyoruz. Biz de size çok teşekkür ederiz. Peki, sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler. Sevgili seyirciler, hakikaten fuarın en renkli köşelerinden birindeydik. Taksidermi nedir? Bunu öğrendik, öğrenmeye çalıştık. Eminim seyircilerimizin birçoğu da bunu tam olarak, detaylı olarak bilmiyordu. Yine fuardan bir başka köşeden, bir başka kareden yeniden birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.